Su olmadığından çiftçiliği bıraktık. Berberlik yapıyorduk. Su olmazsa hiçbir şey olmuyor. Su olursa hayat oluyor. Su olmayan yerde yetişir, bitki yetişmez. Su olmadığı zaman yeterli sulanmadığı için yeterli verim alamıyorsun. Çalışıyorsun ama emeğinin karşılığını alamıyorsun. Bizim en büyük sıkıntımız suydu. Sulama sistemi bu derece iyi değilken bu elmalarımız, bahçelerimiz yoktu. ...2022 yılı Kasım ayı içerisinde yaptığımız projeyle tarımsal sulamada güneş enerji sistemini devreye aldık. 11 aylık süreçte hiçbir elektrik ücreti ödemeden tarımsal sulama yapmakta çiftçilerimiz. Daha önce şebekeden bağlantılı çalışırken 500 dekar alan sulanabiliyordu. Güneş enerjisinin devreye girmesiyle enerji maliyetleri düşünce 1500 dekara kadar alan sulanabilmekte şu anda. 1000 kişi ekonomik gelir sağlıyor. Su olmasa hayat olmazdı, çiftçilik olmazdı, biz de çalışamazdık. Evet. Sistem sayesinde hayat var, su var, çiftçilik oluyor. Başkanımız da bir çiftçi olduğu için halimizden anlıyor ve bize bu güneş enerjisini hediye etti. Derdimin dermanı yarimiş meğer. Millet Antalya'ya göçüyordu. Başka şehirlere gidiyorlardı. Ama şimdi tekrar geri dönüşler başladı. Bu da neden? Olmaz diyenlere inat, başkanımın yaptığı güneş enerjisine beraber verimimiz arttı. Olmaz diyen her şey oldu. Zormuş meğer, zormuş meğer. Köyde yaşam ilerlemeye başladı. Biz de geri döndük. Bu geldi, köyümüzde yeşerdi. Bize bu hizmeti getirdiği için minnettarız. Çiftçi başkan, çiftçinin halinden anlayan başkan, Muhittin Başkan. Antalya için çalışıyoruz.